Güne merhabadan günaydınlar, hayırlı sabahlar kıymetli izleyicilerimiz. Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den canlı yayınla karşınızdayız. Bugün 12 Haziran, Pazartesi, hepinize mutlu haftalar diliyorum. Bizlere 0552 888 68 68, 68 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan veya Aksaray Belediyesi TV, Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Haber turumuz başlıyor. Haber turuna ilk olarak Sabah Gazetesi ile başlıyoruz. Mazbata'daki imzanın sırrı diyor. Başkan Erdoğan'ın son 3 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki mazbatasına imza atan Hattat Zafer Çelebi 21 yıllık sırrını Sabah Gazetesi'ne anlattı diyor. Hattat Zafer Çelebi Erdoğan'la henüz tanışma fırsatı yakalayamadı. Cumhurbaşkanımıza bir fotoğraf çekilmek en büyük hayalim dedi. Davet protokollerinin davetiyelerini de yazdığını söyledi. Hattat değerli izleyicilerimiz 20 30 örnek hazırlıyor. Sonra Anız Kabir özel defterini yazdım. Mazbataları özel bir kağıtta bir tane değil 20 30 örnek olarak hazırladım. Aralarından en güzelleri seçiliyor diye konuştu. Ve Bay Kemal hani köylü milletin efendisiydi dedi. Başkan Erdoğan 13 yılda 12 seçim kaybedip seçmeni suçlayarak siyasetin değil psikolojinin konusudur. Kırsal kesimden aldığı oylarla kazandı diyor. Partinizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal köylü milletin efendisidir demedi mi? CHP kendini düzeltip değiştirmediği müddetçe iktidar yüzü göremez diye konuştu Başkan Erdoğan. Necip Fazıl Kısakürek anısına düzenlenen 40 yıl 40 eser etkinliğine katılan Başkan Erdoğan, Kısakürek'in kaleme aldığı Sakarya Türküsü'nün orijinal notunu da hediye etti diyor değerli izleyicilerimiz Sabah gazetesinde. Afet bölgesine yeni bir formül getirildi. Başkan Bakan Öksasek'ten afet konutlarını hızlandıracak bir mesaj geldi. Yeni formülleri Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim dedi. Depremin vurduğu 11 ilde 186.031 konutun yapımı sürüyor. Çalışmaların hızlanacağını açıklayan Ösase yeni formüller devreye girdiğinde evleri çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden güvenli ve sağlam konutlara kavuşturacağız diye konuştu. Çocuk işçilerin hayatına dokundu diyor Emine Erdoğan'ın çocuk işçiliği mücadelede imza koyduğu deklarasyon kartopuna dönüştü. 21 bin çocuğa eğitim, barınma ve koruma desteği de verildi diye aktarılmış Sabah gazetesinde. Yayınımıza katılan Burcu Güner günaydın iyi yayınlar mutlu haftalar demiş çok teşekkürler Güner Hanım sizlere de günaydınlar güzel haftalar diliyorum. Hürriyet gazetesine bakalım şimdi. Kupa Fenerbahçe'nin diyor. Zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumunda karşılaştı. Kupayı Başakşehir'i 2-0 yenen Sarı Lacivertler Müzesi'ne götürmeyi başardı diyor. Bizler de tebriklerimizi iletiyoruz. Hürriyet gazetesinin manşetinde de İstanbul kazandı diyor. Manchester City 2021'de finalde kaybettiği, geçen yıl yarı finalde eğlendiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna İstanbul'da ulaştı diyor. Turizmcilere göre de Şampiyonlar Ligi finali İstanbul için milat oldu. Bu organizasyondan yüz akıyla çıkan İstanbul, birinci sınıf destinasyon olduğunu kanıtladı. Tarihi şehir içinde güzel günler bekliyor ve başlanacak diye yazılmış. Hürriyet gazetesinde değerli izleyicilerimiz. İki asker şehit oldu diyor. Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekatı bölgesinde el yapım patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan piyade uzman çavuşlar Cem Ahmet Kaya ile Halil Şahin şehit oldu diyor. Bizler de şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye gazetesi ile devam edelim. Zam maratonu yarın başlıyor. Asgari ücret 11.000 TL diyor. %30 artış gündemde. Asgari ücret için farklı senaryolar var. Zam oranına göre net maaş 11.000 TL'yi aşabilir. 1 Temmuz'dan itibaren de geçerli olacak değerli izleyicilerimiz. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ile diğer çalışanları yakından ilgilendiren ara zam görüşmeleri başlıyor. Zamlı maaş 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücreti 6 aylık enflasyonun yanı sıra refah payı eklenmesi de yine gündemde. Zam oranı %30 olursa net ücret 11.058 TL'ye, %40 zam yapılırsa ise 11.910 TL'ye çıkacak asgari ücret değerli izleyicilerimiz. Bizler de ise buradan aktaracağız son durumu. Yan etkisi davası açıldı. Biyontekçiler yargılanacak diyor. Koronavirüs aşısı karşıtları kalıcı yan etkileri ve hasar bıraktıkları iddiasıyla Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Biyontek'ine 1 milyon avroluk dava açtı. Almanya'da hakim karşısına çıkacaklar değerli izleyicilerimiz. Kalpte ritim bozukluğu yaptığı söyleniyor. Biyontek aşısının da detaylarının en kısa sürede geleceğini bekliyoruz. Bizler de buradan sizlere aktaracağız. Araçlar sürüklendi, can pazarı yaşandı. Ankara'nın bitmeyen çilesi sel. Başkentine yine perişan caddeler, sokaklar, evler ve iş yerleri yağmur suyuna gömüldü. Otomobiller selde sürüklendi. Araçlarında mahsur kalan, aralarında çocukların da yer aldığı vatandaşları ekipler güçlükle kurtardı. Sürüklenmemek için kendini ağaca bağlayanlar bile vardı diyor değerli izleyicilerimiz. bizlerde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimizde de dün akşam saatlerinde sağanak yağışlar başladı. Perşembe gününe kadar afatın uyarısı var. Lütfen sizler de dikkatli ve tedbirli olunuz. Küçük talep artıyor demiş. Yetiştiricilikteki maliyetler artışı kurbanlık tercihlerinde etkiledi diyor. Büyük baş ve küçük baş arasındaki fiyat makası açıldı. Koyun ve koçlar 5 ila 8 bin TL'ye satılıyor. Yetiştiriciler büyük başa ilgi azaldı. Küçük baş talebi ise yoğunlaştı diyor. Önümüzdeki kurban bayramından dolayı da Türkiye Gazetesi böyle bir haberi dile getirmiş değerli izleyicilerimiz. Ulusal gazetelerden son olarak Yeni Şafak gazetesine bakalım. Turizmci çifte bayram edecek diyor. Turizmci seçim sonrasında özellikle yabancı turist talebini karşılamaya çalışırken 9 günlük bayram tatili eklenince Ege ve Güney sahiller için rezervasyon hal safhaya ulaştı. Doluluk oranının kısa sürede %100'e ulaşması da bekleniyor diye yazılmış. Zelenski karşı saldırı başlattık dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus işgali altındaki toprakları geri almak için Karşı saldırı başlattıklarını açıkladı. Zaporje ekseninde gerçekleştirdiği belirtilen taraflar zıt iddialarda bulunuyor. Ukrayna bir köyü ele geçirdiklerini, Ruslar ise Ukrayna zırhlı birliğini imha ettiklerini öne sürdür diye yazılmış değerli izleyicilerimiz. Şimdi güne merhaba da kısacık bariye gidelim. Aranın ardından yerel gazetelerle haber turuna devam edeceğiz. Bugün Aksaray Bilim Merkezi'ne geldim. Girişte bizleri kocaman bir uçak karşıladı. Gerçekten çok beğendim. 7'den 70'e herkese hitap ediyor ve en önemlisi her şey ücretsiz. Kafeteryası bile var. Çay 2,5 lira. Sudan ucuz. İçerisi çocuk kaynıyor. Çocukların gözleri adeta fal taşı gibi. Kelebeklerin dönüşümünü anlatan metamorfoz sergisiyle başlıyoruz. Evet gerçekten çok etkileyici. Beni çocukluğuma götürdü. Kelebeklerin 17 bin tane gözünün olduğunu bilmiyordum. Adeta hayal dünyasına yolculuk gibi. Keşke benim çocukluğumda da böyle bir yer olsaydı. Devam ediyoruz. Afet Farkındalık sergisine geldik. İnteraktif Türkiye haritası ile ülkemizdeki tüm afetleri tek tıkla görebiliyorsunuz. Hem bilim hem eğlence. Tehlike hava oyunu ile yangına nasıl müdahale edileceğini öğrendim. Fırtına odasındayım. Kuaförden de yeni çıkmıştım. Saçım makyajım hep bozuldu. Ama olsun çok eğlenceli. Rezonans bile yapmışlar. Binaların sağlamlığını gördüm. Ve bence en önemlisi deprem çantası hazırlama oyunu. Su, yaraban, sucuk ne varsa doldurdum çantama. Zemin sıvılaştırmasına dikkat çekmek için ilginç bir düzenek de hazırlamışlar. Kendi binamı tasarlayarak depreme dayanıklı mı değil mi öğrenmiş oldum. Minikler için telefon kulübesi bile var. Acil durumda unutmayın. 112. O herkesin merak ettiği yerdeyim. Fiyatları. Kendimce küçük bir deprem oluşturdum. Hortum tüneli. Sihirli annem setinde hissettim kendimi. Burada yapay bir hortum oluşturdum. Ve burası Japonya kıyıları değil. Aksaray Bilim Merkezi. Tsunami'nin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Aman Allah beterinden korusun. Günümü çok güzel geçirdim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza tekrardan hoş geldiniz. Hatırlatalım bizlere 0552 888 68, 68 68 numara WhatsApp ihbar hattımızdan veya Aksaray Belediyesi TV, Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımıza katılıp bizlere istek ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şu an ekranları başına bizleri izleyen, bizleri takip eden bütün değerli seyircilerimize saygılar, selamlar olsun diyelim. Yerel gazetelerden ilk olarak Yeni Aksaray Gazetesi'yle haber turuna başlayalım. Otobanda kaza iki ölü diyor. Aksaray Niğde otobanında kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarparak şarampole takla attı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman köyü mevkinde meydana geldi diyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Aksaray'ı Akmet Akmek ekibi temsil edecek diyor. Aksaray Belediyesi Akmek ve Kadın Aktivite Merkezi Halk Oyunları ekibi il elemelerini geride bırakarak Aksaray'ı temsil etmeye hak kazandı. Büyük bir heyecan içerisinde yapılan il elemeleri yarışmasında Halk Oyunları ekibini oluşturan temsilcilerimiz oyun figürlerini kusursuz sergileyerek ilk aşamada kupayı almaya hak kazandılar. Şimdi sırada bölge birinciliği var demiş. Başarılar diliyoruz. El Alem sahne alacak demiş. Aksaray Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen El Alem adlı tiyatro gösterisi Aksaraylı sanat severlerle buluşacak değerli izleyicilerimiz 16 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Aksaray Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Aksaray Pusula Gazetesi'ne geçelim çevre düzenlemesi diyor. Aksaray'da bulunan mevcut kabristanlıkların dolması sebebiyle yapımı zararı hale getirilen Yenişehir Mezarlığı ve Külliye Projesi'nde inşaat çalışmalarının ardından ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında başlanıldı. Kısa bir süre sonra da sizlerle vatandaşlarımız için açılacak değerli izleyicilerimiz hem Aksaray Belediyesi Şehir Mezarlığı hem de Yeni Külliye Projesi. Aksaray Egemen Gazetesi'ne bakalım şimdi de. O 4. Genişleme Bölgesi için hazırlanıyor de, demiş Aksaray Organize Sanayi Müdürü Ali Bay, organize sanayide çarkların hızla döndüğünü ve vali Hamza Aydoğdu başkanlığında yeni kazandırılan yatırımlarla Aksaray'ın İç Anadolu'nun parlayan yıldızı haline geldiğini belirtti demiş Egemen Gazetesi'nin manşetinde. Hızlı hızlı geçiyoruz. Aksaray Yeni Gün Gazetesi'ne bakalım. Aksaraylı öğrenciler Türkiye birincisi oldu diyor değerli izleyicilerimiz. TÜBİDAK tarafından bu yıl 17.si, 17'si gerçekleştirilen ortaokulu öğrencileri araştırma projeleri yarışmasının final etabı 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. Ankara'da gerçekleşen yarışmanın finalinde Türkiye'nin farklı noktalarından öğrencileri ve danışman öğretmenleri katılım sağladı. Aksaraylı genç öğrenciler de Türkiye birincisi oldular demiş. Buradan da tebriklerimizi iletiyoruz. Yahya bu Çap ve Berranur Öngün altın madalya sahibi oldu diyor. Değerli izleyicilerimiz başarılarının da devamlarını diliyoruz. Onlar bizim gururumuz oldu. Otomobil bisikletliye çarptı bir yaralı diyor. Olay Aksaray'ın Meydan Mahallesi 960. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray Meydan Mahallesi'ndeki 68 plakalı bir otomobil karşı yöne geçmek isteyen Tolga K. isimli vatandaşın kullandığı bisiklete çarptı. Şu an yaralı olduğu durumunda iyi olduğu bildiriliyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aksaray Posta Gazetesi'ne bakalım. Aksaray Belediyesi hasta yakını konuk evi inşa ediyor demiş. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi bölgesinde hasta yakınlarının kalabileceği bir hasta yakını konuk evi ve cami külliyesi için ihalelerinin yapıldığını belirten Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, çok yakın zamanda temel atma törenlerinin yapılacağını duyurdu değerli izleyicilerimiz. Buradan da Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'e teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz Aksaray'a kazandırdıkları bütün güzel şeyler için. Son olarak 68 Haber Gazetesi'ne de bakalım ve güne merhabamızı sonlandıralım. Boşaltılan sanayide yangın paniği gerçekleşti diyor. Mahallesi'nde büyük bölüm boşaltılan sanayi içerisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü diyor. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bugün de size aktaracaklarımız bu kadardı. Bizler hafta içi her gün saat 10'da Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında oluyoruz. Hepinize güzel haftalar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın, bizden ayrılmayın.